23 Eylül tuz referansları ile birlikteyiz. Şimdi hep birlikte gelin anatomi sorularını bir gözden geçirelim. Ben Doktor Özlem. İlk sınav sorusu, spinal sinirler hangi vertebraların arasından geçer şeklindeydi ve bunu biz anatomi ders videomuzda özellikle aynı numaralı spinal siniri vererek vurgulamıştık. Ne demiştik biz vertebraları anlatırken aralarındaki foramenlerden tabii ki spinal sinirler geçiyor ama kim nereden geçiyor isterseniz buna da bir göz atalım demiştik. Birinci spinal sinirin C1 vertebranın üstünden ikinin C1 C2 arasından özellikle de 3'ü vurgulayıp bırakmıştık. Üçüncü spinal sinirin de C2 C3 arasından geçtiğini söylemiştik. Sınavdaki başka bir soru ise koksa daki foramenler ve içinden geçen oluşumları vurguluyordu ki biz bunu defalarca hikayeleştirmiş şekilde hem derslerimizde hem de konu kitabımızda vurgulamıştık. Ayrıca kamplarımızda da buna yer vermiştik. Burada sorulan neydi? Foramen iskiyadikum minustan kim geçiyordu? Foramen iskiyadikum mayustan pelvisi terk edip yanlışlıkla Perinenin inervasyonundan ve beslenmesinden sorumlu AV pudente interna ve nervus pudentus buradan pelvisin içine geri dönüyordu foramen ischiadicum minus'ta. Peki buradan pelvisin içini terk eden kimdi? Musculus obturatoris internus'un tendonuydu. Aksiller aralıklar ve içinden geçen oluşumlar her zaman için önem verdiğimiz bir konuydu. Bu nedenle konu kitabında ve soru kampında özellikle vurgulamıştık. Hatta sınavda dikkat ederseniz soru kampında vurguladığımız aynı aralık çıktı. Neydi bizim soru kampında sorduğumuz? Humero trispital aralık içerisinde yer alan hangisidir? Yer alan ikili de denilebilirdi. Burada yer alan kimdi arkadaşlar? Nervus axillaris, A ve humeri posterior. Plexus venosus intervertebralis'in kanamasını biz prostat kanserli bir hasta üzerinden anatomi soru kampında vurgulamıştık. Ve anatomi soru kampında aslında prostat seyanın intrakraniyal metastazına aracılık eden Batson plexusu da adını verdiğimiz Plexus venosus intervertebralis'in epidural boşlukta olduğunu da soru kampında birlikte işlemiştik. Spasium perinei profundus'ta bulunan oluşumları da arkadaşlar yine soru kampımızda birebir soru olarak vermiştik ve bu soruda hangileri bulunuyor? Bunların vurgusunu yapmıştık. Over kanseri lenfatik metastazında ise organları tek tek ayırmaktansa ki biz bunu soru kampımızda prostat seyalı bir hasta üstünden işlemişken bu olayın sadece bir tane kemikleşmiş kuralının olduğunu ve bu kuralın bizi doğru cevaba götüreceğini belirtmiştik. Kuralımız neydi? Abdomino pelvik organların lenfatik drenajı o organa gelen arter nereden köken alıyorsa o organın lenfatik drenajı da arterin köken aldığı bölgedeydi. Bu durumda o verseyanın lenfatik metastazı nereye olacak? Arteria ovarikanın köken aldığı yer neresi olacak? Para aortik lenf nodlarına olacak. Merhaba arkadaşlar ben Doktor Tamer. Sesim biraz kötü. Lütfen kusura bakmayın. Özlem Hoca referanslarını çok güzel anlattı. Ben de kalan kısımla ilgili referansları konuşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi soru sayısının düştüğü ilk tusu geride bıraktık. Anatomi adına da soru sayımız bir tane düştü. Ancak soru yüzdemiz birazcık arttı. Sorularda bir problem yok. Doğru sorulmuş, temiz sorulmuş sorular. Ancak bir iki tane soru var ki tus için birazcık detay olarak adlandırılabilir. Gelin bunlarla ilgili referanslarımızı konuşalım. Dura materin iki yaprağı arasındadır. Arkadaşlar, biz kitapta kemiğin üstünde skalt var, kemiğin altında dura mater, araknoid mater, piamater var ve dura materin iki yaprağı arasında endostiyal ve meningel tabakaların arasında dura oluşur şeklinde sorulmuştu. Bir tanım sorusu olarak soruldu. Aslında anatominin kliniğe yaklaşmasını bekliyoruz. Ancak bu soruda tam tersine anatomiyi temele indirgeyen, basite indirgeyen bir soru olmuş. Dural sinüsler duramaterin iki yaprağı arasında bulunur. İşitme kaybı ve denge bozukluğu. Arkadaşlar temporal kemiğe iç yüzden bakıyoruz. Meatus akustikus internustan 7. kraniyel sinir geçer, 8. kraniyel sinir geçer ve arter ve labirinti geçer. 8. kraniyel sinir denge ve işitmeden sorumludur. İşi iç kulaktadır. Arter ve labirinti de iç kulağın beslenmesinden sorumlu. O zaman işitme kaybı ve denge bozukluğu tanımlandığında sinir soruyorsa 8 diyeceğiz. Arter soruyorsa arterya labirinti diyeceğiz. Kamp videomuzdan bir görüntü. Hangisi meatus akustikus internus içerisinden geçmez. Arter ve labirinti meatus akustikus internustan 7 ve 8. kraniyasin ile birlikte geçer ve iç kulağı besler. Wernicke afazisi ve görsel agnozi. Arkadaşlar bir klinik sorusu üzerinden anlatılmaya çalışılmış. Ancak bizden istediği şu. Wernicke alanı nerededir? Wernicke alanı Brodmann 22 numaralı alan Lobus Temporalis'tedir. Lobus Temporalis anlatılırken primer auditor alanın doğru da orada olduğu, primer olfaktör alanın doğru da orada olduğu anlatılır. Ancak soru buralara bile girmemiş. Wernicke alanı Lobus Temporalis'tedir. Hastada Wernicke üzerinden bir klinik tanımlanıyor. E tabii ki hem dominant lob üzerinde olacak hem de lobus temporalis üzerinde olacak. Brokaba ve şekilde de lateralden bakıyoruz. Wernicke'nin 22 numaralı alan olup 41-42'ye yakın bir şekilde temporal lob üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Hangisinin kesilmesi daha fazla kanamaya neden olur? Yine klinik üzerinden kurgulanmaya çalışılmış. Ancak soru şuna dönüşmüş. Hangisinin içerisinde daha güçlü bir arter var? Plicombilicalis mediana, medialis ve lateralis. Pilica umbilicularis lateralisin içerisinde arter ve nepigastrika inferior var. Aslında biz burayı şu konuda daha çok önemsiyoruz. Pilica umbilicularis lateralisin içerisinden geçen arter ve nepigastrika inferior direkt ve indirekt fıtıkların ayrımında kullanılır. Soru da bize bu pilikanın içerisinde bir arter ve ven bulunduğu ve bu arterin kesilmesinin ciddi kanamaya sebep olacağı sorulmuş. Bu da kamp videomuzdan bir kesit hangisi pilika umbilikalis mediana içerisinde bulunur şeklinde sorulmuş. D ve E seçeneğinde arter ve nepigastrik ayın feriyorum. Pilika lateralisin içerisinde bulunduğunu vurgulamışız. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sorunun düştüğü ilk sınavdı. Bununla ilgili yeniden sıralamalar oluşur. Yeniden sıralamalar konuşulur. Umarım güzel de kadro açılır. Sizin için hayırlı mutlu bir tuz sonrası dönem diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere